Evet arkadaşlar şimdi tekrar İngilizce dersimize devam ediyoruz. Şimdiye kadar birçok konuyu anlattık. Arada ben size birçok kelime de ekledim. Bunları muhtemelen eğer dediğim gibi kullandıysanız aklınıza yerleştirmiş olmanız da gerekiyor. Ama ben gene de size bir takviye yapmak istiyorum. Şimdi bu dersimizde size bazı sıfatları örnek vermek ve açıklamak istiyorum. Yani sıfat olan kelimeleri birazcık böyle bir tekrar yapalım. Yeni kelimeler öğrenelim istedim. Evet arkadaşlar, öncelikle konumuza sıfatın ne olduğunu hatırlayarak başlayalım. Sıfat neydi? İngilizce olarak adjective deriz arkadaşlar. İsimlerin önünde veya tek başlarına kullanılarak bir ismi niteleyen veya durum hakkında bilgi veren kelimelerdir. Yapımız neydi arkadaşlar? Subject ve to be'yi kullandıktan sonra sadece sıfatı kullanabiliyoruz. Mesela e, sick hastayım demektir. I am sick. Bu tek başına oldu. Subject to be sıfatı kullandığımız zaman ise istersek ismin önüne getiriyoruz ki ismi niteliyor arkadaşlar. Bunlara şimdi bir örnek yapalım. Sibel don't have much money. Şimdi money burada e, isimdir arkadaşlar. Sibel öznedir. Don't have sahip olmamak. Bu simple present tense'in olumsuz yapısı. Much da bu many'i niteleyen bir sıfat. Peki bakalım burada money isim, much ise onun niteleyen sayı sıfatı. Neymiş anlamı? Sibel'in çok parası, çok parası, çok parası yoktur. Sibel don't have enough money de diyebiliriz. Much yerine bu sefer enough kullandım. Enough da money'nin önüne gelerek bunu niteliyor ve sıfat görevini yapıyor. Anlam olarak da Sibel'in çok parası yoktur. E tamam. Sibel'in çok parası yoksa o zaman ben isim kullanmadan bir kelime bularak bunu açıklayabilir miyim? Tabii ki hemen örnek bakalım. Sibel is poor. Sibel fakirdir. Burada poor şuradaki yapıya uygun olarak sadece sıfat kullanımında gösterilmiştir. Fakir olmasını anlatır. Peki ben eğer size bunun zıttını sorsaydım o zaman ne yapacaktık? Oradaki kelimemiz de rich olacaktı. Sibel zengindir. Hemen onu da yazalım arkadaşlar. Evet bu örnekleri incelediğinizde sıfatın nasıl kullanıldığını zaten biliyorsunuz. Şimdi biz bu derste sıfatı tekrar anlatmayacağız size ama bazı sıfat kelimelerinden sizlere bilgi verip biraz daha böyle kelime haznenizi geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi bakalım şöyle bir. Some adjectives. Burada some da aslında bir sıfat görevi yapıyor. Adjective sıfat kelimesinin isim olarak kullanılmış olan bu sıfat kelimesinin önüne gelerek ona bazı anlamı veriyor. Bakın arkadaşlar. Abrupt. Abrupt. Ani sert. Bazılarına örnek vereceğim. Bazılarına örnek vermeyip sadece kelimeler aktaracağım size. Bu kelimeleri benim derslerimi tekrar tekrar ederek e, aklınıza yazmanız ve kullanımlarını kendinizde örnek olarak yapmanızı istiyorum. E, eğer yapabilirseniz çok büyük fayda sağlayacaksınız. Ama yapamazsanız e, ileride de yapabilirsiniz. Ama tekrar etmeye çalışın arkadaşlar. Bakın abrupt ani sert. We made make made yani ikinci hali bu yapmak demek. We made abrupt turn on the road. Yolda sert bir dönüş yaptık. Absorbing. Absorbing, sürükleyici. Bunlar genelde film ve hikayeler için kullanılır. This is really very absorbing movie. This is really very absorbing movie. Bu gerçekten çok sürükleyici filmdir. Absorptive, emici, kağıt havlunun emiciliğini anlatacaksınız. It is absorptive diyebilirsiniz. Abstract, soyut, kavramlar için. Mesela e, tin dediğimiz ruhlar soyut kavramlardır. Tins are abstract diyebiliriz. Absurd, absurd, gülünç, saçma, komik. She told me, bana dedi ki, many absurd things. O bana birçok saçma şey söyledi. Saçma şey. Saçma şey. Abundant. 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 Bol. Bereketli. We have abundant sand here. Burada bolca kumumuz var. Sand sayılamayan bir isim olduğu için sand yapmıyoruz arkadaşlar. Sand'i tek tek sayabilir misiniz? İmkansız. Abusive. Bozuk. Bu bir e, yiyeceklerle ilgili kullanabilirsiniz veya tahriş olan bir yerle ilgili tahrip olan bir yerle ilgili kullanabilirsiniz. Acceptable. Acceptable. Kabul edilebilir, makul. Yani bir teklif yapılıyor, bir para teklifi diyelim ki maaş e, alacaksınız. Ne kadar maaş alacağız? İşte şu kadar. her tamam. Acceptable. Kabul edilebilir, makul bir rakam gibi kullanabilirsiniz. Accidental. Accidental accidental rastlantıyla, kazayla. Yolda gidiyorsunuz, bir arkadaşınızı gördünüz. Mesela onunla ilgili bir cümle kuruyorsunuz. I saw Ali yesterday. Ali'yi dün gördüm. It was accidental meeting. Bu rastlantıyla olan bir e, karşılaşmaydı diyebilirsiniz. accurate. Accurate yanlışsız, eksiksiz. Yani bir e, test yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu sınavdan senin yüz almanı istiyorum. Yani sınavını eksiksiz, yanlışsız yapmanı istiyorum. Addicted. Addicted. Bu genelde triyakilik ve bağımlılıklar için kullanılır. Mesela bir adama söylediniz. He he uses uh, drugs. Yani e, ekstra ilaçlar. Ekstra e, sen, sentetik veya e, işte kokain gibi eroin gibi malzeme kullan ve hatta e, ne yapayım çok içiyor diyelim tamam mı onun için siz he is addicted dersiniz Addicted'ta sonra edat, edat kullanarak neye addicted olduğunu da anlatabilirsiniz mesela I am addicted to cook ben mesela Coca Cola'ya, yani Cola'ya bir TRK'yim, bağımlıyım. Çok içiyorum günde arkadaşlar. Additional, ilave, ilaveten. Bir örnek cümle yaptım size. I have got additional ice here. Ice de çoğul yapılmaz. Ee, burada ilave buzum vardır diyorsunuz. İlave buz. Adequate, 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 adequate yeterli sayı miktarda yani sayı ve miktar olarak yeterli olduğunu yani diyelim ki bir e, patates alacaksınız diyelim ki 4 kilo aldınız adam soruyor abi, abi biraz daha vereyim mi diye no it is adequate dediğiniz zaman bu yeterli demektir adhesive adhesive yapıştırıcı tutkallar vesaire için kullanabilirsiniz e, ve ve bunun gibi yani birbirine yapışmasını sağlayan malzemelerin önüne gelerek e, mesela strong adhesive material diyebilirsiniz. Yani strong adhesive material güçlü yapıştırıcı materyal demektir. Ne oldu? Materyalin önüne adhesive getirdik. Adventurous, adventurous maceralı, sürükleyici. I really love adventurous movies. Ben gerçekten macera filmlerini severim. Macera filmleri. Adventures movie, movies. Adverse, adverse zıt ters demektir. They are brothers onlar erkek kardeşler yani iki kardeşler but they are adverse kardeşler ama zıtlar tersler. Affluent zengin aslında bu genelde böyle insanların zenginliği parasal zenginlik olarak değil aslında kullanabilirsiniz ama asıl bu zenginlik şeydir mesela bir portakal C vitamini zengindir limon C vitamini zenginidir gibi veya güneş D vitamini verir bize D vitamini zenginidir gibi Affluent'ı affluent, ı, affluent ı kullanabilirsiniz affluent, aggressive saldırgan he is very aggressive so I can't talk him talk with him. Çok saldırgan birisi bu yüzden onunla konuşamam dedim. Alert, uyanık, tetikte. Alert, we are soldiers, biz askeriz. So, we must be alert, biz askeriz. Bu yüzden tetikte olmalıyız, yani alarmda olmalıyız. Altruistic, fedakar. Çok kullanılan bir kelime değildir ama bazen karşılaşabilirsiniz. Asıl kullanacağımız kelime de altruistic, fedakar. Amazing, Amazing, şaşırtıcı, muhteşem. Mesela e, kız arkadaşınız sordu How do I look now? Şu an nasıl görünüyorum? Siz de cevap verdiniz You look amazing. Muhteşem görünüyorsun veya You are amazing. Muhteşemsin. Ambitious hırslı, iddialı. Bu şöyle bir şey. At diyelim. Yarış at yarışı oynuyorsunuz. Atlar atlardan öyle bir at var ki, e, çok hızlı koşabiliyor her zeminde. Siz e, ona oynuyorsunuz ve e, onun için hep iddialı olduğunu söylüyorsunuz. Veya bir arkadaşınız var çok çalışıyor. Diyorsunuz ki ya bu adam sürekli çalışır. E, bu adamın ben çalışkanlığına hayranım. E, o adam sizin için nedir? Hırslıdır. Bazen hırs da zarar getirir arkadaşlar. Annoying Annoying sinir bozucu, rahatsız edici. Bir arkadaş düşünün sürekli değişik sesler çıkarak sizin derse olan konsantrasyonunu bozuyor veya müzik dinliyorsunuz müzik keyfinize rahatsızlık veriyor veya siz ders çalışıyorsunuz ama kapının önünde bir tanem e, diyelim ki Hiltit yapıyorlar hilti ile çalışıyorlar bu size hep annoying yapar yani rahatsız edici bir ses yapar arkadaşlar evet bir sayfa daha açtık anxious 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 kelimesi aslında bir hastalıktan doğmuştur anksiyete bunu mutlaka duymuşsunuzdur anksiyete derler Yani sebebi belli olmayan psikolojik rahatsızlıktır bu. ama oradan doğduğunu söylemek için size bunu anlatmak istiyorum ki zaten İngilizce'de kelimeler e, bazı takılar alarak hep görev değişik gerçekliği yaparlar. Bunları da ilerleyen derslerde anlatacağım. Şu anda bu derste size yapmaya çalıştığım şey şu, size biraz kelime yüklemeye çalışıyorum arkadaşlar. E, bunları lütfen sizler de deneyin. Anxious endişeli. Apparent. Apparent bariz, belli, aşikar. Bir olayın çok aşikar olduğunu anlatmak istediğinizde apparent'ı kullanabilirsiniz. Approximate, approximate yaklaşık, takriben. Yani e, bu ne kadar e, tutar? Usta dediniz. Ustayı getirdiniz. Evde boya yapacak veya tadilat yapacak. Adam size bir rakam verdi ama yaklaşık bir rakam verir. İşte oradaki yaklaşık approximate arkadaşlar. Arid. Kurak. Çorak. Nerede? Çöller e, arid'dir. Kuraktır. Çoraktır. Arrogant. Arrogant. Kibirli. Hmm, hiç sevmediğim bir şeydir. Ama maalesef etrafımızda kibirli insanlar vardır. Arrogant. Arrogant attractive çekici, cazibeli. Evet arkadaşlar. Özellikle e, bayanlar için çok kullanılır bu. Bayanların böyle güzel giyinerek böyle insanları etkileyici bir şekilde olmasından dolayı onlara attractive woman diyebilirsiniz. Yani çekici kadın, kadın, cazibeli kadın diyebilirsiniz. Bare çıplak, yalın. Buradaki çıplak ve yalınlık arkadaşlar öyle insanların çıplak olmasıyla alakalı bir çıplaklık değil şöyle bir şey anlatayım size ee, mesela e, yalın yalık demişiz burada hemen onu da düzeltelim bu arada yalın olacak evet tamam şimdi mesela e, internet kullanıyorsunuz ama telefon alıyorsunuz evinize değil mi yani telefon hattı olacak ki internetiniz evinize bağlansın ama telefon hattı almadan da size artık yeni bir teklif yapıyorlar diyorlar ki Yalın internet ister misiniz, değil mi? Bu ne? Hat olmadan olan internet. İşte bu yalın oradan geliyor. Veya bir elektrik kablosu var ve dokunursanız çarpabilir. Açıkta kalmış. İşte ona biz bare deriz. O da çıplak demektir. Yani e, kablonun açıkta olduğunu gösteren bir kelimedir bare. Beneficial karlı Faydalı demektir arkadaşlar beneficial eğer siz bir yerde bir ticaret yaptıysanız al al ver yaptınız mesela sattınız aldınız veya onun gibi bir şey yaptınız ama buradan bir e, kar elde ettiniz. İşte bu sizin için beneficial bir tradedir yani e, karlı bir alışveriştir. Bewildering, bewildering birleştirilmiş bir kelimedir aslında be olmak wild ise e, çılgın. Earring de üzerine, sonuna gelen bir takı. Ama burada bewildering tool ile kullanılıyor ve afallatıcı, şaşırtıcı olarak gösteriyor. Yani diyelim ki siz bir insanın e, çok cesur bir harekette bulunmayacağını çok iyi biliyorsunuz ama bir anda bir olay oluyor ve onun gerçekten bir anda böyle sizin bile etkilendiğiniz bir şaşırtıcı hareketi oluyor. İşte bu bewildering oluyor. Bewildering'i burada kullanabilirsiniz. Blazed. Blazed de against dediğimiz bir edatla kullanılır. Ön yargılı. Şimdi aslında burada hemen bir şuna bir örnek vereyim de neden böyle e, hocam e, şeyler yapıyorsun demeyin bana. Mesela uh, my father is always... Bakın, to be cümlesi kullanıyorum unutmayın. Blaze against my friends. Babam e, her zaman arkadaşlarıma karşı ön yargılıdır. bunu hemen bir ufaltalım ki güzel bir cümlemiz gözüksün. Bakın burada da size örnek bir cümle yaptım. Şimdi my father is always blazed bakın against. Neye against? My friends against. Babam her zaman arkadaşlarıma karşı ön yargılıdır. O yüzden against ile beraber kullanılır. Ha siz dersiniz I am I am blazed. Ben ön yargılıyım. Tamam öyle kaldı ama neye önyargılı olduğunuzu anlatacaksanız daha sonra against de beraber kullanıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet bitter acı demektir. Yani diyelim ki bir biber aldınız o pepper. Pepper'ın e, acı olduğunu gördünüz bitter pepper dersiniz yani acı biber. Blind kör demektir. Blind man kör adam gözü görmeyen adam. Blunt kaba dobra demektir. Ya bu da genelde e, aslında... E, zeminlerde ve mesela diyelim ki bir yol yapıldı. Asfalt döküldü. Bu asfaltın e, böyle düzgün olmadığını, böyle bir şey yaptığını, böyle girintili çıkıntılı olduğunu gördünüz. Buna bir kaba o ifadesiyle blank diyebilirsiniz veya bir ahşap doğrandı. Ama ahşabın kabalıkları olduğunu, böyle e, çıkıntıları olduğunu gördünüz. Bunun için de blank kullanabilirsiniz. Ama aynı zamanda bir e, insanın kendini anlatırken Dobra bir kişiliği olduğunu anlattığı kelime de blunt'tır. Yani ben bir dobra'yım diyebilirsiniz. Blurry bulanık görüntü demektir. Şimdi televizyon izliyorsunuz bulanık veya siz göz doktoruna gittiğinizde biliyorsunuz göz doktoru bir makineye sokar ve orada size bir görüntü gösterir. Nasıl görüyorsunuz der. O zaman siz dersiniz ki blurry. Blurry. Hatta bu biraz Türkçe'ye geçmiştir. Blurlanmış deriz ya. Oradan gelsin aklınıza. Boastful. Kendini beğenmiş. Aslında bu genelde bayanlar için de kullanılır. Erkekler için de. İnsanlar da kendini beğenmiş. O kibirlilik halini anlatan bir kelimedir. Çok kullanılan bir kelime değildir ama kullanabilirsiniz. Boring. Boring sıkıcı demektir. Bir film izliyorsunuz ama gerçekten artık neredeyse uykunuz geldi. Film sizi hiç cezbetmiyor. Size o film bir boring yapıyordur. Braggart ukala laf ebesi Oo, bu çok tehlikelidir Raman dikkat diyelim arkadaşlar her şeye her lafa maydanoz olan kişilere Braggart deriz. Brave cesur kahraman demektir bunun filmini de Mel Gibson'la izlediniz Brave Heart cesur yürek. Hatırlayın arkadaşlar İşte oradaki brave, cesur, kahraman demektir. Brief, kısa, öz, yani bir e, konunun anlatılmasını istiyorsunuz ve onun brief olmasını istiyorsunuz. Bright, parlak. O bayanlar çok sever, giderler bir e, jewelrye yani kuyumcuya ve orada bir tane diamond almak isterler. Yani one stone diamond dedikleri tek taş yüzükler vardır ya, tek taş elmaslar. İşte onun bright hali budur arkadaşlar. It is bright. Thank you. Evet, brilliant. Brilliant harika, mükemmel demektir. Aslında birçok mükemmel anlamına gelen kelime var. Ama brilliant da hani e, akıl üstü bir güzellik, mükemmel, aşırı e, harika anlamlarını veren bir kelime. Brittle, nazik, kırıldan kırılgan demektir. Her sözünüzden alınan bir arkadaşınız varsa o sizin için brittle bir insandır. Brutal, Brutal da zalim, acımasızdır. Genelde filmlerde görürsünüz. böyle özellikle kötülük besleyen bilim kurgu filmlerindeki kötü karakter brutal olarak geçer. tarihi filmlerde de genelde Hitler'e falan böyle brutal, zalim, acımasız ifadesi kullanılmaktadır. Bulki hantal çok yer kaplayan demektir bu aslında normal koşullarda insanlar için değil ama diyelim ki bir tane ne bileyim bir araba aldınız ama gerçekten arabanın ağırlığı çok fazla kocaman yani koyacak yer bulamıyorsunuz buna hantal diye bir de hız yapmıyor hantal diyebilirsiniz ama insanlar için de böyle ağır tonajlı çok kilo almış hormonal bozukluğu olan insanlar vardır onun için de bulki bulki kelimesini kullanabiliyorsunuz. Bumpy engebeli arazi demektir. Yani bir yoldasınız arabanız böyle sürekli sallanıyor sallanıyor. O field dediğimiz arazi sizin için bumpy'dir arkadaşlar. Busy bir arkadaşınız size konuşmak istiyordur ama ders çalışıyorsunuzdur. Veya e, bir yeri arıyorsunuzdur ama sürekli de, 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 de. Aa, çal, çalıyor ama hep meşgul. Demek ki buradaki meşgul de busy. Calm, sakin, uysal demektir. Genelde e, canlılar için kullanılır. Tabii ki onun sakin veya uysal olduğunu anlatır. Candid, candid. Açık sözlü dobra. Capable, yetenekle alakalı bir şeydir. Yapabilirlik demektir. Hemen bunu bir size anlatayım isterseniz. Mesela ne diyelim. Um, Mer Gibson, is, um, a capable. Bakın, capable'u dedik, değil mi? Capable dendi, bir de of diyeceğiz, of. O zaman ondan sonra da bir tane isim ekleyeceğiz. Act, e, aktörlük yapmak, e, davranmak, yani oyun oynamak demektir. Burada diyoruz ki, Mel Gibson, e, aktörlükte yeteneklidir. Evet hakikaten de öyledir yani ben çok beğeniyorum. Dikkat edin burada Mel Gibson'ın yeteneğinden bahsettik sıfat kullandık ama capable of yaptık. Neden? Of alır çünkü ve ondan sonra da isim. Şimdi ben mesela size şöyle desem I am capable of basketball. Basketbolda yetenekliyim demektir bu. İsterseniz şöyle bir örnek yapalım onun içinde. Bakın yani illa o tarz böyle fiili isim yaptık anlamında söylemiyorum. Mesela I am capable of basketball. Bu ne demek? Basketbolda yetenekliyim dedik. Evet yetenekliyim. Yani bu şekilde de kullanabilirsiniz tabii ki. Kept waiting büyüleyici, nefes kesici demektir arkadaşlar. Kept waiting, kept waiting. Yani bir hikaye anlatıldı, gözyaşlarınızı tutamadığınız, Sizin için o captivating waiting bir hikayedir. Carefree, vurdum duymaz. Oo, evet bunlar da kişilerde gerçekten çok böyle sinir bulucu bir özelliktir. Carefree, bunu canlı hayvanlar için de kullanabilir. Kedi vardır, pisi pisi dersin kaçmaz. Fış dersin fış dersin hiç böyle seni sallamaz çünkü vurdum duymazdır carefree aslında care tek başına care umursamak demektir free ise serbest demektir carefree birleştiğinde vurdum duymaz diye bir kelime yaratılmış İngilizce'de yani kelimelerin nasıl üretildiğini de size anlatmaya çalışıyorum caring duyarlı Umursayan bu da nedir? Care'de e düşmüş, ing'e gelmiş burada. Caring olmuş. Duyarlı, umursayan. ...cautious... ...cautious, dikkatli, uyanık... ...bu alert gibi değildir... ...alert artık elde silah... ...böyle askerler bekliyor ama... ...cautious bir uyarı mesela sizin için... E, ...cautious'tır yani... E, mi? ...şimdi dikkatli, uyanık dediğiniz zaman... ...I am driving... E, ...and you are talking to me... ...falan diye böyle cümle kuruyorsunuz ya... ...orada işte e, mesela bir yolda... ...cautious table gördünüz... ...yani uyarı rehvası gördünüz e, buradaki cautious oradaki uyarıyı dikkat e, levhasını anlatan e, bir şey ama siz I am e, very cautious derseniz evet ben çok dikkatliyimdir diyebilirsiniz certain kesin şüphesiz demektir e, bir gerçek şeyde e, resmi dilde çok kullanılan bir kelimedir bu certain kesin şüphesiz yani bir bir diyelim ki bir delil buldular o delilden yola çıkarak katili bulacaklar. O delil onlar için bir certain'dır. Yani mahkemede de geçen bir şeydir. Veya I am certain dediğiniz zaman da ben eminim diyebilirsiniz arkadaşlar. Certain. Charitable, charitable diye okunur. Hayırsever ve yardımsever. Charitable people vardır biliyorsunuz etrafımızda hayırsever insanlar charming büyüleyici muhteşem harikulade bir eser çıktı ortaya esere baktığınızda sizin istediğiniz ki this is really charming bu gerçekten çok büyüleyici cheerful neşeli özellikle böyle çok gülmeyi seven sürekli espriler yapan etrafına neşe saçan insanlar için biz cheerful deriz Clever da artık onu demeye gerek yok herhalde zeki Akıllı insanlar veya canlılar için clever kullanıyoruz. Clever, cheerful, clumsy, sakar demektir arkadaşlar. Evet yok var etrafımızda biliyorum. Sakar insanlara clumsy people diyoruz. Coherent, uyumlu, an anketli. Yani e, şöyle diyelim e, aslında uyumlu yeterli olur. Buradaki anketliği koymamıza gerek yok. E, şimdi siz bir yere gittiğiniz zaman Oraya sürekli bir adaptasyon gösterebiliyorsanız kolaylıkla siz uyumlu bir insansınızdır. Coherent bu anlama gelir. Comfortable, rahat, konforlu. Bir e, koltuk comfortable olabilir. Bir arabanın koltuğu comfortable olabilir. Veya e, bir sandalye comfortable olabilir. Veya yattığınız yatak comfortable olabilir. Rahat, konforlu. Common, yaygın, sıradan, çok bilinen şeyler için kullanırız. Common, language dediğimizde mesela yaygın lisan İngilizcedir arkadaşlar common language is English yani yaygın lisan İngilizcedir complicated karışık böyle bir olay çözmeye çalışıyorsunuz veya dedektifsiniz olayı araştırıyorsunuz ama birçok ipucu geldi bunları bir araya koydunuz Aa kafa gitti o zaman bunlar sizin için bir complicatedtır karışık yani öyle çorba yapacağım deyip üst üste koyup onu karıştırmak değil arkadaşlar. Compost. Soğukkanlı. Soğukkanlı. Compost. Comprehensive. Comprehensive. Kapsamlı, detaylı. Genelde polis comprehensive search yapar. Yani detaylı araştırma yapar. Compulsory zorunlu, mecburi. Yani bir yere gittiniz, uymanız gereken kurallar var. E, etik kurallar, ahlak kuralları, disiplin kuralları, her ne olursa olsun. Ama bunlara uymanız gerekiyor. Uymanız gereken bu kurallar sizin için compulsory'dir. Evet arkadaşlar, ben şimdi bu üç yansı için kelimeleri tekrar ediyorum. Abrupt, Absorbing, Absorptive, Abstract, absurd, abundant, abusive, acceptable, accidental, accurate, addicted, additional, adequate, adhesive, adventurous, adverse, affluent, aggressive, alert, altruistic, amazing ambitious annoying anxious anxious apparent apparent approximate approximate errant errant arrogant 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 man attractive 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 woman bare bear. bare cable çıplak kablo, kablo beneficial 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 trade karlı ticaret bewildering to bewildering to şaşırtıcı Blessed against e karşı ön yargılı bitter acı bitter Zaten bunu şey yaparsınız. Çikolatalardan biliyorsunuz. Bitter çikolata alırsınız ya. İşte o bit, bitter'dir arkadaşlar. Blind. Kör. Blind kör, blunt, kaba, dobra, blurry, blurry, bulanık görüntüler için, boastful, boastful, kendini beğenmiş, kibirli, boring, sıkıcı, boring, sıkıcı, braggart, braggart, ukala, laf ebesi, çok tehlikeliler, brave, brave, cesur, kahraman, brave heart, brief, brief, kısa, öz, bright, bright parlak brilliant brilliant harika mükemmel brittle brittle nazik kırılgan brutal brutal zalim acımasız bakın brittle Brittle. brittle brutal bulky bulky bumpy bumpy Enge engebeli arazi engelli arazi busy Busy, busy, calm, calm, candid, candid, capable of, capable of, captivating, captivating, carefree, carefree, caring, caring, cautious, cautious, certain, certain, charitable, 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 charming. 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 Aslında CH olduğunda Ç sesi çıkarttığımızı biliyorsunuz. Oradan da aklınıza gelsin. Bakın burada da Cheerful. 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 Burada ise L geldi. Clever. 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 Clumsy. 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 Coherent. 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 Hadi gelin şunu da bir örnek yapalım. Coherent de çünkü edat alır arkadaşlar. O edatı da şöyle bir görelim. Şöyle bir yapalım. Uh, I am very coherent to new situations. Bu ne demek biliyor musunuz? Yeni durumlara çok uyumluyumdur. Yani uyum gösteririm. Buradaki to, coherent'ın aldığı kelime arkadaşı, edat arkadaşlar. I am very coherent to new situations. Yeni durumlara, yeni durumlara çok uyumluyumdur. Yani her türlü ortama uyarım. Comfortable, comfortable. Rahat, konforlu, common, Common, yaygın, sıradan. Complicated, karışık. Karışık, complicated. Composed, composed. Complicated, composed. Soğukkanlı. Comprehensive, comprehensive. Kapsamlı, detaylı. Compulsory, compulsory. Zorunlu, mecburi. Uçak bir havaalanına indiği zaman ne yapar? Compulsory, landing yapar. Değil mi? Yani zorunlu, iniş yapar. Evet arkadaşlar bu konulara devam edeceğim. Size ben sıfatlarla ilgili kelimeleri yüklemeye devam edeceğim. Ondan sonra konular içerisinde bunları da kendiniz kullanabileceksiniz. Telaffuzları videodan tekrar tekrar dinleyerek kendiniz de e, aklınıza yazabilirsiniz ama bunları gerçekten tekrar ederseniz ve şöyle 3-5 tekrar olduktan sonra aklınıza iyice yerleştiğini göreceksiniz ve gerçekten çok başarılı olacaksınız eminim. Ama önce benim size bu verdiklerimden önce sizin kendinize özgüveninizi kazanmanız gerekiyor. Bir sonraki videoda sıfatlara devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.